Acaba demiş, memleketime beni efendim göndermez demiş mürşidi için. Mürşidi demiş, talebelerin çağrılmış orada demiş, onun demiş, yarın odun taşıyacak kendisine, odun taşıyacağım, topuğuna basın, ne yaparsa bana haber verin demiş şeyi. Odun yüklemişler sırtına İbrahim Ethem'in. Gidip oradaki devrişler şeyhlerin evi topuğuna basıyorlar. Ses çıkarmıyor gidiyor. En sonunda birisi öyle bir basmış ki kan fışkırmış ayağını. Şöyle dönmüş, bana bak demiş. Beni kızdırıp da hani Gadova getireceğini zannediyorsunuz, aldanıyorsunuz demiş. Ben demiş, Veli Sultan'a İbrahim Ethem değilim. Devriş ve oduncu İbrahim Ethem'im demiş. Sonra gelmişler, efendim yanıtmışlar böyle söylediğini. Bak kerataya demiş. Daha demiş, Veli Sultan'ın tadı demiş, dün de şimdi doğandan çıkmamış demiş, unutmamış demiş. Ben de bir de kalkıp şey istiyor kendisi, icaz istiyor işte. Ve seyah vermiş kendisine. Seyah vermiş, gelmiş memleket, Belih'e gelmiş, Belih'te bir cami yaptırmış kendisi. Merdiven, yüksek bir merdiven gibi cami yaptırmış. Hava soğukmuş. Camiyi gece yatsı namazı kıldıktan sonra hutbenin altına girmiş, saklamış minberin altında. Gece orada yatacak, soğuk hava. Meclisin de camiyi arıyor. Hırsız ben girmişsin diye. Kaldırınca şeyi, efendim, perdeyi altında bir adam diyor. Seni demiş edepli herif. Geçenlerde demiş, böyle camide kaldın, halıyı çaldın demiş. Alça garip demiş, şimdi ben yakaladım. Bir dayak İbrahim Efendi. Sonra bacağından tutmuş, sürüklemiş şeyden aşağıya, merdiven aşağı, kafası şeylere vurmuş. Merdivenden tıkır 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 tıkır. Vurduktan sonra en aşağıda diyor ki kendisi, bilseydim her kafam merdivene vuruluşta bir, bana bir derece verildi diyor. Makam vilayetten diyor. Böyle olacağını bilseydim diyor, 100 basamak yaptırdığım caminin merdivenlerini diyor. Efendim, her basamakta bir derece verildi diyor. Kendi meclisini kendi dövmüş, hırsız diye. Söylememiş. Ve derecatını oradan almış. Sonra gelmiş su kenarına oturmuş. Cübbesini yamıyormuş. Şeyler gelmişler. Vezirgahlar almışlar gelmişler. Efendim mülk sizin tahtınız bekliyor sizi. Gelin falan. İğneyi şey atmış. Göle atmış. Attan sonra böyle yapmış. Bolukları başlarını çıkarmışlar üstüne. Yiyen bir şey demiş. Hepsi ağzında birer elmasla çıkmışlar. Cevahirle. Onların hiçbirini almamış. Yani iğnesini almış. Demiş onların lüzum ihtiyacımız yok bizim. Demiş ki ben gelip istediğim mümkün parçam yapayım demiş. Allah bana bu huşu ve tuğra sultanlık verdi. Bırakın beni kendi halim. Ben şimdi gönül sultanı oldum demiş. Gönül sultanımı benzetmiyorum. Yani İbrahim Ethem'e. Bir merak edebiliriz yani. Bir merak edebilecek kadar kavramda şey var İbrahim Ethem'in. Kısalar var. Demişler ki hayatında en zevkli zamanın geçti. Nedir? Ne vakit geçti demişler. En zevkli zamanı hayatının en zevkli zamanı. Soruyorlar ya şimdi bizi ne hissediyorsun diye. Televizyonda. Bir demiş de mezunum demiş. Benim camiye tanıttım. Mezun beni dövdü ve ayağımdan sürükledi. Verdiğin her şey kafamı vurdu. Bir o. Hayatımın en zevkli zamanı. Bir de gemide geliyordum demiş. Bir hokuma çıktı. Ortaya halkı güldürüyordu. Benim sakalımdan beni tuttu. Kıçıma böyle vurarak oynattı beni. Sakalımdan tuttu. Biz de maymunu böyle oynattı. Ay yedi. Kıçıma oynattı beni demiş. Hayatımın en tatlı zamanları demiş.